Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Aksaray'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı. Aksaray'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde denetim ekipleriyle kentin merkezinde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak tedbirlere uyulması konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Salgınla mücadelenin önemine değinen Vali Aydoğdu, vatandaşların maske kullanımı konusunda bilincinin çok iyi olduğunu söyledi. Denetim sırasında esnaflarla selamlaşan Vali Aydoğdu, sokakta karşılaştığı vatandaşlara maske hediye etti. Vatandaşlara kendi elleriyle maske takan Vali Aydoğdu, alınan tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede başarı sağlayacağını vurguladı. Vali Aydoğdu gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da merkez ve ilçelerde maske denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Aksaray'ın alınan tedbirler noktasında üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Vali Aydoğdu, "İnsanlarımız çok duyarlı davranıyorlar. Vatandaşlarımız maskeyle yaşamayı öğrendiler. İnşallah bu işleri sıkı tutarsak Türkiye verilerine de baktığımız zaman tez zamanda bu musibetten hepimiz kurtularak normal hayata dönmüş olacağız. Denetimlerde gördüğümüz insanlarımız da bu anlamda duyarlılıkları üst düzeyde. Onun için ben Aksaraylı bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi. Nasıl? Her şey yolunda. Maske ihtiyacınız var mı? Bilmeyelim. Ben de yenilemek isteyenlere maske verelim. Hadi bakalım. Evet. Sen mi satıyorsun? Nasıl satıyorsun abi? Ne yapıyorsun burada yanında? Cuma'ya gidecek bu şimdi. Cuma'ya daha bir saatten fazla var ya. Bu erken geldi. Ne erken geldi? Erken geldi. Aran iyi mi? İyi, çok sana şükür. İyi davranıyor mu? Çok şükür. Tamam. Allah'a emanet ol. Evet arkadaşlar. Maskeler. Maskesiz kimseyi almıyoruz. Maskesiz. Maskesiz kimseyi almıyoruz. Sen de almışsın. Tak tak bir görelim bakayım yakışıyor mu sana. Yoksa verelim. Hadi tak bakalım. Ver maske, ver maske, gel. Geç ver, geç ver, 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 ver. Yeni maske al, ya onu takma, onu takma, onu. Tamam, bak gayet güzel oldu. Bana bir taktınız, çok memnunum. Bunu da ilk kez duyuyoruz. Evet, evet. Çıkaracağız, şey, takacağız. Şey oldu. Ne oldu? Popüler oldu yani, herkes çok beğendi. Diyorsun bir daha maske takayım diyorsun, peki. Enteresan bir şey, ilk kez. Bana bir maske takın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. İyi günler. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Emzi mi duydunuz? Gördün. Teşekkür ederim. Çok dürüstsün. Sen bana bir şey sorabilirsin. Tabii. Ben yurt dışında ikamet ediyordum. Bir ev yaptırdım köye, Selime kasabasına. Tamam. Bir türlü elektrik alamıyorum. Bana tamam. Bir fikir verebiliriz. Verebiliriz hemen. Medaş'la şimdi, görüş. Orada şebeke Veraş, vardır mutlaka. Veraş diyor oradaki direkten alacaksın. Orada ev sahibi diyor bana istimlak parası vereceksin. Diyor. Hemen al. Hemen. Ben şimdi ilgilenip sana dönüyoruz. Çözeriz Allah'ın izniyle. İnşallah. Tamam mı? Yani nasıl bilgi alacağım ben tekrar? Telefonunu ver, telefonunu ver, sana dönecek. Tamam mı? Tamam. Evi yeni mi yaptın? Yeni yaptım. Ne kadar masraf ettin? 600 bin lira masraf ettim. İçine giremiyorum, bir sürü elektrik yok. O kadar o yapıyor mu ya? İnşaata mı 600 bin lira verdin? Evet. Havuz, maşallah ya. Parselin ne yer alırsa sana. Orada bir parsel. 750 metre parsel. Şu telefonum benim bari. Allah Allah. Yani tamam. Şunu demek istedim. Ömer.
Bunu hemen çözüp dönüyoruz, tamam mı? Tamam. Ben yurt dışında anladım uzun müddet ikamet ettiğim için, prosedürleri bilmediğim için tamam. Herkes bir yöne ben yön çiziyor. Tamam. Seni doğru yönlendireceğiz burada. İnşallah. Ev sahibi de bundan istimak parası veriyormuş. Tamam. Sizler tamam mı? Sizlerin yardımıyla inşallah. Yardım ederiz. Allah razı olsun. Tamam. Sayın Valim, çay ikram edelim. Biraz gezelim. Şöyle maskelerimize bizim dikkat edelim. Olur mu? Hayat, inşallah. Maske çok önemli. Ama bir çay içmeye geleyim sana. İnşallah. Olur mu? Bekleriz. Söz. Allah'a selamünaleyküm. Maskesiz yakaladık. Çay içiyorduk hocam. Çay içiyorduk. Sayın Valimiz. Hoş geldiniz. Nasılsın? Getir. Gel. Gel var bakayım. Ya var da takmıyorsun işte. Var şimdi da. Çay içiyorduk. Gel bakayım şöyle. Yakışıklı. Sağ ol. Tamam işte bu kadar ya. Çok evet. Güzel oldu. Gerçekten güzel oldu ya. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. İşler nasıl? Çok şükür diyelim, iyi olsun inşallah. Nasılsınız? Peki. Hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi, sağ olun. Sayın Valimiz. Sayın Valim, Mustafa Bey veteriner hekimiz. Benim yanımda 2 yıl çalıştı. Ben hocam olur. Veteriner hekim de maske takmıyorsa biz nasıl ki başkasına taktıracağız? Mesleği kendisinden öğrendik. Öyle mi? Evet. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Anam, bu güzel kız kim? Ver bakayım bir tane maske. Maske takıyor musun? Nasıl sağ olun. Ben bir maske takayım bak. Gel bakayım. Şöyle. Anam bu güzelliğe bakın, Allah için bu güzelliğe bakın. Aha, sen de durmuyor ama. Tamam. Hadi. Sayın Valim bir çay ikram ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her şey yolunda mı? Maskesiz kimseyi almıyorsun. Yok. Tamam mı? Sen de dikkat etmezsen biz ne yapacağız? Tamam mı? Hadi Allah'a emanet olasın. Burası mı? Nasılsınız? Bu da benim 15 yıllık berberim. Silah mı? Evet. Saatler olsun. Saatler mi olsun, sıhhatler mi olsun? Aslında sıhhatler olsun. Sıhhatler olsun. Evet. Yani biz kısaltılmış, kolayından geçiyoruz. Öyle mi? Peki. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Nasılsınız? Sizdeyiz. Vatandaşa da böyle veriyorsa iyi. Hepsini seçip veriyor. Merhaba Sayın Valim. Sınıf yok abi benim. Çok şükür. Ha, Fahsettin değil mi? Nasılsınız değil mi? İyi misiniz? Hayırlı cumalarınız olsun. Geniş bir zamanda bir tamam, kebap yemeye gelelim. Tamam mı? Tamam. Allah razı olsun. Kebap yapsın. Görüşürüz inşallah. Ne haber? Hediyemiz olsun sana. Allah razı olsun. Koliyle aldım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. İçişleri Bakanlığımızın gelen genelgesiyle bugün arkadaşlarımızla beraber Aksaray'da, bütün Aksaray genelinde, ilimizde ve ilçelerimizde maske, mesafe, hijyen kontrolü yaptık. Aksaray bu konuda gerçekten üzerine düşen bütün görevleri hakkıyla yerine getiren bir ilimiz. Arkadaşlarımızla gezdiğimizde gördüğümüz şu, insanlarımız maske konusunda duyarlılık, had safhada. Artık insanlarımız maskeyle yaşamayı bir şekilde öğrendiler. İnşallah bu işleri sıkı tutarsak, Türkiye verilerine de baktığımız zaman tez zamanda bu musibetten hepimiz kurtulmuş ve normal hayata dönmüş olacağız. Gördüğümüz kadarıyla insanlarımız da bu anlamda duyarlılıkları çok üst düzeyde. Onun için ben Aksaraylı bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum ve bu denetime katılan bütün kamu kuruluşlarındaki arkadaşlarım, görev yapan bütün arkadaşlarım da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bütün Aksaraylılara, sizlere sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs denetimleri sırasında bir esnafın siftahını Vali Hamza Aydoğdu yaptı.
16 Ekim 2020 Cuma günü İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında sağlık için hepimiz için mottosuyla tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler başta valiler ve belediye başkanları olmak üzere kurum ve kuruluş yöneticilerinden oluşturulan denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Bugün Mali Hamza Aydoğdu, Tarım İl Müdürü Bülent Sakla ve denetim ekipleriyle gerçekleştirilen denetim kapsamında esnaflar ziyaret edildi. Vali Hamza Aydoğdu esnafla bir süre hasbihal ettikten sonra işlerinin çok durgun olduğunu söyleyen esnafın siftahını da yaparak yüzleri gülümsetti. Ya gel bakayım, sen maske niye takmıyorsun ya? Benim dükkanda kimse yok. Kimle konuşuyor? Kendi kendine mi konuşuyor? Evet. Annem gül aradı da var. Ne diyor annem? Kombi taktıracaklar. Ben ondan uğraştım. Yardımcı oluyor musun? Yardımcı oluyor. Evde kimse mi yok? Evde kimse yok. Kombi de yaşlı. He. Onların fiyatlarını yazıyor. Neyi yaptın? Yani orayla fiyatını öbür tarafa araştırıyor. Aldın. Aldık Allah'a şükür. Annelere bana bakıyorsun. Evet. Aşağıda tut, yaklaşma. Onların dualarından eksik oluyor. Aman abi, cümlemiz hepimize geçerli. Aynen öyle. Kaç lira aldın fondu? 6 milyar 100. Çok mu? Evet. Gözlerinde onun barlarından fark ediyor. O bir alır koymuş, yoğuşmalı. Yoğuşmalı. Evet. Ya nasıl gidiyor? Vallahi işler kırık var. Öyle mi? Çok kırık. Vallahi perişan durumdayız. Sif taksız dükkanları kapatıyor. Gözlükte yok ki onun için. Ben burada maske bırakmadım. İkram ediyor musun? Bak duruyor. Tamam. Yenene de yoksa biliyorum ben. Ne yapayım? Başka da yapacağım bir şey. Tamam, hadi ben senden bir sif daha yapayım. Şunlar neymiş şunlar? Bunlar şal var. Şu ne var başka? Yemene var, şal var. Tamam, şal ver. Bir tane şal güzel ver bakayım bana. He? Sıfta yaptıracaksan olur. Tabi canım, sıfta yaptıracağım sana. Bundan ne mi? En güzel renk hangisi? Beğen bakayım en güzel renk. Baştaki daha güzel. Evet. Sen onu şeyi alalım. Hocamız. Onu bir tane daha ver. Bir de yanındakini ver. Yanını gördün mü? Heh, tamam. Birini buraya paketliyorsun, birini bana paketliyorsun. Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi. Nasılsınız? Allah razı olsun. Her şey yolunda mı? Çok şükür sayın valim. Allah iyilik versin. Görüşürüz inşallah. Hadi kolay gelsin. Aksaray Belediyesi soğuk havalarda dışarıda kalmak zorunda olan vatandaşlara yardım elini uzattı. Aksaray Belediyesi zorlu kış şartlarında barınma ihtiyacı olan vatandaşlara sahip çıkıyor. Bunun için özel bir pansiyonla anlaşan belediye, evsizlerin barınma, kıyafet, yiyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, hiç kimseyi soğukta bırakmak istemediklerini ve evi olmayan her bireyi misafir edebileceklerini belirtmesi üzerine Aksaray Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şehirde gidecek evi bulunmayanlar tek tek tespit edilerek ihtiyaçları karşılandı ve pansiyona yerleştirildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, sokaklarda yaşamak zorunda kalan kişilerle karşılaşan vatandaşları duyarlı davranmaya davet ederek, bu tür durumla karşılaşan vatandaşlarımız 444 55 68 no'lu çağrı merkezimiz veya 0552 888 68 68 numaralı WhatsApp hattı ile irtibata geçebilirler. Çünkü bu vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır, dedi. Tarihi İpek Yolu gizemini koruyor. Şimdi Kanal 68 Eskil muhabiri Kadir Altan'ın özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza.
Aksaray'ın Eskil ilçesinden de geçen, ne zaman ve hangi medeniyet tarafından yaptırıldığı bilinmeyen antik İpek yolu gizemini koruyor. Çin'in Şiyan kentinden başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan, yüzyıllar boyunca hem ticaret hem de kültür köprüsü görevi gören antik İpek yolu gizemiyle de asırlara meydan okuyor. Kanal 68 Eskil muhabiri Kadir Altan'ın özel haberi. Evet sevgili seyirciler, ben Kadir Altan, Kanal 68 televizyonu Eskil muhabiriyim. Kameraman arkadaşım Muhammed Turan ile birlikte şu an Aksaray Eskil ilçesindeki tarihi bir mekandayız. Burası Tuz Gölü'nün kıyısındaki bölgedeki tarihi binlerce yıla dayanan İpek yolundayız. Bu yol sadece kervanların, ticaretin geçtiği bir yol değil. Aynı zamanda bu yol dinlerin, savaşlardan, kültürlerin de geçtiği bir yoldur. Bu yol sayesinde insanlar yeni kültürlerle tanışmış, yeni dinlerle tanışmıştır. Yeni örf ve adetleri olmuştur. Eski belediye başkanımız Necati Belgemen bu yıl bu döneminde, ilk 1,5 yıllık döneminde Eskil Tuz Gölü'nü turizme kazandırarak ilk turist kafileleri Eskil'i ziyarete gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda Eskil'in bir kültürel turizm yönünden de patlama yapacağı beklenmektedir. Bu bölgede tarihi yolların geçmesinin sadece tek sebebi tuz değildir. Ayrıca burasında Eskil bölgesinde üzüm yetiştiriciliği, üzüm bağları da çok bulunmaktaymış binlerce yıl öncesinden. Buranın, hatta bu üzümlerin resimlerini bazı bölgelerimizdeki yerlerde eski insanlar kayalara oyma yapmışlardır. Buradaki şarap ticaretinden de sıklıkla bahsedilmektedir. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde köşe bucak dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Tüm dünyayı etkileyen ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında Aksaray'da her alanda geniş güvenlik önlemleri alınırken özellikle hastanede adeta dip bucak temizlikler yapılıyor. Günde binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli onlarca personel hastane içerisinde en az bir saatte bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapıyor. Yerlerden duvarlara, koltuklardan sandalyelere, tekerlekli sandalyelerden sedyelere, kapı ve pencerelere kadar dezenfekte yapan hastane personeli virüsün en önemli yayılabileceği hastaneyi kontrol altında tutuyor. İnsanların oturduğu koltuklar bile yerlerinden alınarak altlarına kadar dezenfekte çalışması yapılırken hastane yetkilileri bu çalışmaların en az bir saatte bir yapıldığı ve hastanedeki hijyenin kontrol altında olduğunu söyledi. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ziyaretinin ardından Aksaray'da yapılacak çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve İl Tarım Müdürü Bülent Saklav'ın katılımlarıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bir ziyaret düzenlendi. Toplantıda Aksaray'ın DSİ çalışma sahasına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, ziyaret sonrası görüşülen konularla ilgili açıklama yaptı. Aydoğdu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Aksaray'ımızın merakla beklediği ve bütün çiftçilerimizi ilgilendiren, bilhassa Eskil ve Sultanhanı bölgemizi yakından alakadar eden tarımsal sulama ve havzalar arası su nakli bizim için önemliydi. Bu konuda DSİ'nin bir inceleme ve etüt ihalesine çıkmış olması bizler için sevindirici bir gelişme oldu. Onun imkanları artık devletin kendi kuralları içerisinde araştırılacak. Önümüzdeki sene itibariyle projenin olabilirliğini ve uygulanabilirliğini göreceğiz ve sonrasında gerçekleşmesi noktasında yine devletin imkanları doğrultusunda bir karar verilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda ihalesi yapılan ve %15'i tamamlanan Mamasın Barajı kapalı sulama sistemi projesine önümüzdeki yıl bütçe imkanları içerisinde ciddi bir katkının sağlanması ve projenin yeniden yürümeye başlaması, inşaatın devam etmesi için gelişme sağladık. Yine Mamasın Barajı'nı besleyen suyun artırılması ve baraja temiz suyun gelmesi yönünde Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerimizle Niğde'nin Çiftlik ilçesini içine alan bölgenin ortaklaşa kullanacağı bir atık su arıtma
arıtma sistemi kurulacak ve Mamasın barajımızı besleyen kaynağın tertemiz olması sağlanacak. Keza Hirfanlı Barajı'ndan pompaj sulama sistemiyle Sarıyaşlı ilçemizde 2400 hektarlık bir alanın sulanması için projenin teklifi yapıldı. Bütçeye girmesi halinde önümüzdeki yıl ihale edileceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanında Aksaray'ın içme suyu üzerinde çok durduğumuz önemli bir konu. İçme suyunun bu yıl sonunda veya Ocak-Mart aylarında inşallah bitirme aşamasına gelineceğini ve sevgili hemşerilerimizin hizmetine açacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Gülağaç ile Gülpınar arasındaki sahada Gülağaç göletinin yapımı konusunda bir hareketlenme sağladık. Ortaköy ilçemizin Balcı-Bozkır bölgesinde Balcı göletinden sağlanacak ve o bölgede tarımsal sulamaya katılacak bir kapalı sulama sistemi çalışması başlatıyoruz. Bu gelişmeler bizim açımızdan oldukça verimli. Öte yandan DSİ'nin geçtiğimiz yıllarda Tarım Bakanlığı'ndan devraldığı arazi toplulaştırma konusunda da Sultanhanı, Ortaköy ve diğer yerlerimizde yeni ihalelere başlıyoruz. Daha önce toplulaştırması yapılanların eksik olan arazi ve tarla yollarının yapımı ve ikmal edilmesi konusunda da önümüzdeki çalışma yılı içerisinde bir söz aldık. DSİ için Aksaray açısından 2021 yılının verimli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Genel Müdürümüz Kaya Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Toplantımıza Sayın Valimiz katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. İl Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve Tarım Müdürümüz katıldı. Belediye Başkanımız bir meşguliyeti dolayısıyla katılamadılar. Ancak belediyenin sorunlarını da toplantıda görüştük. Oldukça verimli geçen bir toplantı oldu, dedi. İl Tarım Müdürü Bülent Saklav, tarım ve hayvancılık konusunda yapılan projelerden bahsetti. Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da istihdam da bu yönde gelişiyor. Bülent Saklav yaptığı açıklamada Aksaray'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin Türkiye genelindeki sayısal verilerini paylaştı. Ayrıca Saklav, tarım ve hayvancılığın daha da geliştirilmesi için gerçekleştirilen projelerden ve bunların Aksaray için öneminden bahsetti. Bilindiği üzere ilimiz %80'i tarım hayvancılıkla uğraşan bir il. Aynı zamanda da çalışma hayatında istihdam edilenlerin %43'ü tarım hayvancılık sektöründe istihdam ediliyor. İlimizin yüz ölçümü 799 bin hektar olup bunun 387 bin hektarı tarım arazisi, 187 bin hektarı mera arazisidir. Önemli bir özelliğimiz de Aksaray'ımız son 3 yıldır 387 bin hektar tarım arazisinin tamamını eken bir il. Bu kapsamda da ekilen arazi büyüklüğüne göre Türkiye'de 15. sıradan 12. sıraya yükseldik. Diğer bir konu da Aksaray'ımız tarımsal üretim değeri olarak geçen sene gayri safi milli hasıla kattığı değer, yani tarımsal üretim değeri 6.1 milyar TL. Bu üretimle de 2018 yılında 25. sıradaydık, 2019 yılında 21. sıraya kadar yükseldik. Tabii bu bitkisel üretim ürünlerinde baktığımızda birçok üründe de, tarımsal üründe de Aksaray'ımız Türkiye'de ön sıralarda yer almakta. Örnek verirsek tohumluk yonca üretiminde Türkiye birincisi, tüketilen yonca üretiminde Türkiye üçüncüsü, şeker pancarı üretiminde Türkiye üçüncüsü, çerezlik kabak üretiminde Türkiye üçüncüsü, çerezlik ayçiçeği üretiminde Türkiye üçüncüsü, sarımsak üretiminde Türkiye dördüncüsü, aynı zamanda arpa üretiminde Türkiye dokuzuncusu, patates üretiminde Türkiye sekizincisi olan bir il. Tabii ki bunun yanında bir hayvansal üretim, hayvan sayısı bakımında Türkiye'de önemli bir yere sahip Aksaray'ımız. 380 bin büyükbaş, 1 milyon küçükbaşla Türkiye'de ilk 15 il içerisinde olan bir il. Hayvansal üretim en önemli kol olan süt üretiminde de Aksaray'ımız Türkiye'de 8. sırada. Günlük 1200 ton süt üretimiyle Aksaray'ımız Türkiye içerisinde 8. sırada yer almış bulunmakta. Aynı zamanda da kaliteli süt üretiyoruz. Bundan dolayı da bakanlığımız bizi Türkiye'de 3 tane pilot ülden biri seçti. Çiğ süte ilave destekleme ödemesi verecek. Bu şu demek, çiftçilerimiz 2 yıl 78 ilden farklı olarak artı bir çiğ süt ilave desteklemesi alacak. Bununla alakalı analizlerimizi yaptırdık şu anda. Destekleme ödememiz zamanında yapacağız. Bir önemli duyuru da Nisan, Mayıs, Haziran çiğ süt destekleme ödemelerimizi de önümüzdeki hafta içerisinde inşallah çiftçilerimiz hesaplarına aktaracağız. Bir bakanlığımızın açıklamış olduğu 40 kuruş olan çiğ süt, Ekim, Kasım, Aralık çiğ süt destekleme fiyatları da Ocak ayından itibaren, 2021'in Ocak ayından itibaren PDP ödenmeye başlanacak. Tabii bunun yanında biz birçok proje yapan da bir müdürlüğüz. Son 2,5-3 yıl içinde yaptığımız 57 projeye de artı olarak Sayın Valimizin göreve başlamasıyla talimatları doğrultusunda 17 tane proje yaptık. Bu projelerin toplam değeri 22 milyon TL. Bu projelerin yaklaşık 14 milyonun ödeneğe geldi. 10 tanesi şu anda uygulanıyor. Diğer 7'sinin de ödenek bekliyoruz. İnşallah bunlara da ödenek geldiğinde uygulayacağız. Bu projelerden en önemlisini ben size şunu söylemek istiyorum. Tohum Bankası ve hudutsuz ürün köy projesi, sanal toplulaştırma. Tohum Bankası
ilimizde birçok kesimin istediği, yapılmasını talep ettiği, ilimizdeki ata tohumlarının bir yerde toplanıp, saklanıp, üretilmesi, tanıtılması, iller arası kültürel etkileşimler yaparak tohum takas şenliklerinin yapılmasını kapsayan ve gençlerin istihdamını da sağlayacak olan bir proje. 1 milyon 650 bin TL tutarında bir proje. KOPA projemizi yaptık. İnşallah çıkarsa gençlerimizi istihdam edeceğiz. Proje ortağımız İşkur İl Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Bu projemizin çıkmasıyla birlikte ilimizde ata tohumlarını hem tanıtacağız, hem üreteceğiz, hem de bunları saklayacağız. Şu an şunu da bilinmesi gerekiyor. İlimiz %95 yerel tohum kullanan, yerli tohum kullanan bir il. Bu da çok önemli. Yani ürettiğimiz ürünleri kendi tohumlarımızı üretiyoruz. Bir önemli noktayı da en son belirtmek istiyorum. Bu da köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projemiz. Bu projeyi de bilindiği üzere valimizin himayesinde gerçekleşiyor, Aksaray Valimizin. Ziraat Bankası ile Aksaray Valimiz ortaklaşa bir protokol imzaladılar. Müdürlüğümüzün de uygulama yapacağı bu proje. Bu proje kapsamında şu andaki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizle hiç olmayan yetiştiricilerimizin faydalanmasını sağlayan bir proje. 100 bin liraya kadar sıfır faizli, yani yılda bir defa ödemeli, 7 yıl vadeli, 100 bin TL'ye kadar sıfır faizli, 150 bin TL'ye kadar ise hayvan ve yem kredisini içeren bir proje. Bu proje kapsamında başvurularımız 19 Ekim 2020 tarihinde başlıyor. Çiftçilerimizi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğümüze ve ilçe tarım müdürlüklerimize bekliyoruz. İnşallah bu proje kapsamında amacımız 1 milyon olan küçük başımız hayvanımızı 5 yıl içerisinde 1,5 milyon başa çıkartmayı düşünüyoruz. Ben bu konuda bize her türlü desteği veren projeler konusunda ve her türlü desteği veren Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilimizin tarım hayvancının gelişmesine destek veren Sayın Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, STK ve STK Oda ve Birlik Başkanlarımıza, tüm kurum müdürlerimize ve aynı zamanda eli nasırlı değerli çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Aksaray'ımızı tarım hayvancılıkta marka bir şehir yapmak istiyoruz. İnşallah bununla alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Ve konuşmamı müdürlüğümüzün sloganıyla bitirmek istiyorum. Aksaray çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor. Şimdi yıllar önce eşini kaybeden ve hala unutamayan Ferit Karapınar'ı getireceğiz ekranlarınıza. Ferit Karapınar eşinin ölümünden sonra kendini şiir yazmaya adadı ve bir de kitap çıkardı. İzmir'de yaşayan aslen Aksaray Helvadereli Ferit Karapınar eşine yazdığı şiirleri kitap haline getirdi. Polis Başmüfettişliğinden emekli olan Ferit Karapınar çok sevdiği eşini kaybettiğinden beri kendini şiirlerle avutuyor. Karapınar yaptığı açıklamada eşinin ölümünden sonra çok zor günler geçirdiğini ve şiir yazıp okuyarak kendini rahatlattığını ifade etti. Yüzün üzerinde şiiri bulunan Karapınar kitaplarını satmak yerine bağışlamayı tercih ediyor. Bir kısmını da Aksaray Valiliği'nin başlatmış olduğu Kitap Aksaray projesi için bağışlayacak. Ferit Karapınar huzur bulduğu şiirleri için benim acımı unutturan birer doktor reçetesi tabirini kullanıyor. Benim ismim Ferit Karapınar. 1953 doğumluyum. Aksaraylıyım. Helvedere kasabasındanım. 44 yıldır memleketimden ayrıyım. Dışarıda görev yaptım. Çeşitli illerde, genelde doğuda. Şu anda İzmir'de ikamet ediyorum. İzmir'de ikamet ederken eşim rahmetli oldu. Eşimin üzerine pastoral şiirler, lirik şiirler, statik şiirler yazmak suretiyle bir eser meydana getirdim. Bu eser ismi Bir Tanem. Bir Tanem ismi. Genelde eserimin hep dramatik olduğu için eşimin için yazdığım, eşime diyerek hitap ettim. Çünkü unutamadım. 40 yıllık arkadaşımı kaybettim. Yalnız yaşıyorum şu anda. Bu yalnız yaşama esnasında meydana getirdiğim sıkıntılar, acılar hep kitabıma şiirler olarak döktüm. Ben şu anda kitaplarımdan bir iki şiir okumak isterim ve aynı zamanda bu şiir kitabım yazmış olduğum kitabı Aksaray kitap bağış kampanyası diye bir kampanya var. Bir miktar sizin vasıtanız da oraya da bağış yapmak istiyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Ancak kitabımdan size bir iki tane şiir okumak istiyorum. Müsaade ederseniz. Kalmadı. Kara tren ne olur beni de götür. Burada durmama sebep kalmadı. Bu bedenimdeki ruhu da götür.
Burada durmama sebep kalmadı. Ben yerden ayrıldım, artık duramam. Onsuz bir saniye hayal kuramam. Kıssam, darılsam da hesap soramam. Burada durmama sebep kalmadı. Bana onsuz hayatı zindandır gayri. Yarsız bu dünyada olmaz ki hayrı. Bin kere pişman, orası ayrı. Burada durmama artık sebep kalmadı. Elimde bir yayım, bir kemanım var. Ömür tükeniyor, az zamanım var. Şöyle bakıttığımda bir anım var. Burada durmama sebep kalmadı. 2019 yılında 10. ayın 29'unda yazmış olduğum şiirim. İzleyicilerimiz kitaplarımızı nereden temin edebilir? Fiyatı ne kadar kitabımızın? Kitabımı herhangi bir yerde satmıyorum. Para karşılığında duygular ve düşüncelerimi yeşime yazmış olduğum bu mısralar, kıtalar, şiirler hiçbir zaman parayla karşılık satmıyorum efendim. Ancak isteyen yerlere hibe edebiliyorum. Aksaray'ın kitap bağış kampanyasını duydum. Sizin vasıtanızla ilgili, kanalınızla ilgili oraya bağış yapmak istiyorum. İsteyen oradan temin edebilir efendim. İsteyen oradan temin edebilir yani. Taş ağırdır, boşlukta tutamazsın. Gözü aşağıdayken düşünce toprak olur Ayşem. Yağmur kardeşçe yağar, değmezler birbirine. Sevgiyle inerler yerlere. Can bulur doğa Ayşem. Gökyüzünün kollarında rüzgarlar eser. Kasırgaya dönüştüğünde onları durduramazsın. Ayşem, onları durduramazsın. Hasan da pastoral nitelikte yazmış olduğum Hasan Dağı'na. Hasan Dağı, neden ağrımaz başın var? Yüklenmiş tepeler senin çevren mi dar? Erciyes küstü mü, vermez mi sana kar? Köyümüze doğru esin Hasan Dağı. Ay olmak isterim bu güce üstüne. Yemenini yaktım, kor olsun üstüne. Heybetini gören hep selam üstüne. Köyümüze doğru coş Hasan Dağı. Bu akşam tepende ne sis var ne bulut. Başına yağar kar, bak oluyor umut. Üşümemen için kulağa takmış bir umut. Köyümüze doğru koşun Hasan Dağı. Efil efil eser rüzgar güzeldir. Sabahleyin öten keklikler hüzündür. Sararmış ağaçlar bil mevsim güzündür. Köyümüze doğru uç Hasan Dağı. Bir gün beni götürür patika yolundan. Çay olurum senin akan o kolundan. Yine içmek için gelirim koyundan. Yağız delikanlı bal ol Hasan Dağı. Yağız delikanlı bal ol Hasan Dağı. Teşekkür ederiz. Şimdi ekranlarınızda Aksaray'ın tescillenecek yöresel ürünü şerbetli pide. Aksaray yöresel ürünler açısından zengin bir hazineye sahip. Markalaşan ve tescilli ürünlerin belirlenmesi çalışmaları devam ederken Aksaray Belediyesi, Aksaray adıyla özdeşleşen 3 gıda ürününün coğrafi işaretleri tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunmuştu. Aksaray Belediyesi, Aksaray tahinlisi, köpük helva ve şerbetli pidenin coğrafi işaretlerle tescil edilmesiyle yöresel niteliğe sahip ürünlerimizin kültürel ve ekonomik açıdan korunmasını amaçlıyor. Aksaray'da yöresel ürünlerin üretim ve satışını yapan Servet Usta, tescilli ürünler arasına girecek şerbetli pideye rağbetin çok olduğunu belirtti. Başkan Dinçer tarafından yapılan tescil başvurusundan mutluluk duyduğunu söyleyen Servet Usta, bu durumun Aksaray'ın tanıtımı için önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Tanıyabilir miyiz? Ben Servet Kaplan. Kaç yıldır ustayız? 26 yıldır bu işi yapıyorum. Burada neler yapıyorsunuz? Hangi ürünler çıkartıyorsunuz? Kıymalı pidemiz var, peynirli pidemiz var, kuşbaşılı pidemiz var, Mevlana'mız var, lahmacun pidemiz, lahmacunumuz var. Ya pide çeşitleri de ağırlık ama şöyle söyleyeyim. Aksaray'ın da güzel, has peynirli şerbetli pidemiz var. Bunu Aksaray'da herkes bilmiyor. 5-6 kişiyiz yani Aksaray'da böyle şerbetli pide yapan.
Bunlardan biri de benim. Size yapacağım şimdi, inşallah beğeneceksiniz. Şerbetini kendimiz yapıyoruz. Yani glikoz değil. Burada kendimiz kaynatıyoruz. Tereyağı, üzerine tereyağı sürüyoruz. Yani çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Biliyorsunuz belediye baş... Çok beğeniyorum. Ve belediye başkanımız Evren Dinçer, 3 yöresel ürünümüzün tescillenmesi için başvuruda evet. bulundu. Nasıl karşılıyorsunuz? Ben onu ilk duyduğumda çok duygulandım, çok sevindim. Çünkü bu değer gerçekten Aksaray'a has bir değer. Yani bu şerbetli pidenin Aksaray'a olduğunu bence kanıtlanması lazım. Köpük kervası, tayinli pide, bu şerbetli pide özellikle yani şehir dışından gelenler çok oluyor. Biz bunu tattırıyoruz. Başta garipsiyorlar nasıl bir şey oluyor diye. Ama çok memnun kalıyorlar. Çok güzel bir şey. Üzerine şerbet dökülmesi bağdaştıramıyorlar bazen ama yedikten sonra çok memnun kalıyorlar. Gerçekten bu 60 yıllık bir tat diyebilirim yani ben buna. Bu yani gerçekten güzel bir şey olacak bence. Yani Aksaray için çok güzel bir şey, reklam olacak yani. Şerbetli pideye rağbet çok o zaman. Ben iş yerimde çok rağbet var. Yani gelen müşterilerimize anlatıyoruz mesela. Bilmeyenlere de tattırıyoruz. Özellikle yabancı müşteriler. Yani Aksaray değil de mesela dışarıdan gelenler oluyor mesela. Önüne koyuyoruz, böyle ikram koyuyoruz mesela. Şerbeti yağ sanan salataya dökenler de oluyor mesela bilmeden ama biz izah ediyoruz. Döktükten sonra ne alaka diyorlar, yani peynir şerbet diyorlar. Biz sadece bakın tadına diyoruz. Baktıktan sonra da ilk defa yediğimiz bir şey diyor ve çok güzel diyorlar yani. Yani bence de Aksaray'a yakışır yani. Teşekkür ederim. Belediye başkanımıza bu arada da teşekkür ediyorum yani. Gerçekten çok yerinde bir karar yani. Sırada ekonomi gündemi. Hava durumu. Kısa bir reklam arası ardından bültenimizi kapatacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse, farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için
444-9068 no'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin burada sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.